Gazze'de yine İsrail katliam yaptı. Sivillere güvenli bölge olarak ilan ettiği güneyde El Mawasi bölgesinde 71 kişi en az hayatını kaybetti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 300'e yakın kişi de yaralı. İsrail bu saldırıya bir gerekçe gösterdi. Genellikle gerekçe göstermeden de sivilleri vuruyor. Siviller için güvenliği ilan ettiği alanları, çadırları, okulları vuruyor, hastaneleri vuruyor. Bunu biliyoruz ama bu kez bu saldırıda bir hedef gözettiğini söyledi. Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif'i hedef aldığını söyledi. Yani bunun bir suikast saldırısı olduğunu söyledi. Gelen haberler İsrail tarafından Muhammed Deif'in akıbetiyle ilgili bilgi olmadığı yönünde ama bazı kaynaklar Muhammed Deif'in saldırıda ağır yaralandığını duyurdu. Muhammed Deif uzun süredir İsrail'in hedefinde, yıllardır belki 7 kere suikast girişimi daha önce oldu. Hepsinden kurtuldu. Hatta 9 canlı kedi lakabı bile yakıştırılmış. Her defasında kurtulduğu için bu kez de yaralı olarak kurtulmuş olabilir. Tabi Hamas İsrail'in böyle bir açıklama yapmasına büyük tepki gösterdi. Yani sivil katliamına gerekçe, mazeret üretiyor dedi. Muhammed Deif önemli bir isim. Zamanlama da önemli. Çünkü İsrail'le Hamas arasında ateşkes ve rehine takası öngören bir anlaşmada ilerleme var diye duyurulmaya başlanmıştı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Washington'daki zirvede anlaştılar, iki taraf da bu kabul etti anlaşmayı demişti. Ama bunu bir gaf olarak mı söyledi? Biden'ın durumunu biliyorsunuz. Bu çok net olmadı çünkü arkasından İsrail'den ya da Hamas'tan açıklama gelmedi. Şimdi Hamas bu saldırıdan sonra dedi ki, yani bu şekilde İsrail ateşkes istemediğini bize göstermiş oldu. İsrail de kendince, kendi medyasına, İsrail askeri yetkililer, işte Muhammed Deif'in sivillerin içinde olduğunu biliyorduk. Yani bu bölgede olduğunu görünce bu fırsatı kaçırmak istemedik gibi ateşkesi, rehine anlaşmasını bir kenara atmak pahasına bunu göze almak istemedik ve hedef aldık diye açıkça söylüyor zaten. Şunu da hatırlatalım. Hatırlayacaksınız, Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında bir yakalama kararı çıkarılmasını istemişti. Onunla beraber Hamas'ın da 3 liderin için aynı yakalama kararlarının çıkarılmasını istemişti. İsmail Haniye, Türkiye'nin de yakından bildiği bir isim biliyorsunuz. Yahya Sinvar, Gazze sorumlusu Hamas'ın, Gazze'deki lideri. Ve Muhammed Deif de askeri sorumlusu, İzzettin El-Kassam Tugaylarının lideri. Böyle bir durum vardı. Yani İsrail pekala, tabii bu saldırıyı sivilleri göze alarak, sivillerin ölümünü göze alarak düzenlediğini zaten ilan ediyor. Belki o da böyle bir ateşkes baskısı altındaysa eğer Amerika Birleşik Devletleri'nden, Biden'ın böyle bir başarı hikayesine de ihtiyacı var gibi gözüküyor. Yaşıyla ilgili nedenlerle başkanlıktan yarıştan çekilmesi için baskı da var Biden'ın üzerinde. Çünkü böyle bir kişiyi hedef alarak 7 Ekim saldırılarından da sorun tutuyor tabii Muhammed Deif'i. Belki bir başarı hikayesinde kendi kamuoyuna satmak istedi Benjamin Netanyahu. Bu olay önemli. Biz izlemeye devam edeceğiz. Şimdi